Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere harika bir hafta diliyorum ve bu haftanın seçimlerinizi de siz yapacaksınız. Diğer kanalımda burç burç gün gün şu an yükleniyor. Hemen oraya da abone değilseniz diğer kanalımın ismi de Neslihan Şirin. Burası da Neslihan Şirin hayat. Hayata dair her şey ve kahve falımız da eksik değil. Evet burada yine bir not 05 nude, mark, Trendinde renginde çok güzel not marka bir e, ruj koydum. Evet şöyle biraz kendime doğru çekeyim görün. Ve iki seçim yapacaksınız. Bir tanesine de rimel koyacağım. Ama hemen markalarını söylüyorum biliyorsunuz. Ve bu videonun altına açıklamalar kısmına bütün yüzümdeki hangi makyaj ürünlerini kullandığımı da ekleyeceğim bakabilirsiniz. Çünkü şu anda müthiş bir Şubat indirimi var Trendyol'da. Ve bu da yine Maybelline'in Kolossal diye çok güzel platinyum bir remeli. Gerçekten böyle badem gözler için. Onu da buraya koyalım. Gözükmüyor mu? Gözükecek o. Birazdan gözükecek. Yani şöyle önüme çekeyim. Bunun yanında üstüne üstlük yine Maybelline'in e, burada yazıyordu. 33 bilek. Yani 33 numara. Ve bilek. Güzel bir siyah kalemi var. E, çok çok güzel. Harika ve akmıyor kalıcı bir şey. Şu ikisi kaçtı biliyor musunuz? 35. Çünkü normalde bir rimel 60-70 lira iken ikisi böyle çok uygun fiyata aldım. Hemen linklerini de aşağı koyacağım. Bir de Maybelline'in Sensational'ı var. Onu da aldım. O da geldi. O da çok güzel videolarımda onu da gösteriyorum. Evet şimdi efendim şöyle bir rahatlayalım. Bu eşofmanıma gelince şurasında nasıl işte bir şeyler yazıyor. Şu tarafındaydı galiba. Ha, evet şurasında da güzel bir şey var. Kolları ve bilekleri. Ayak bilekleri de böyle çok güzel. Lastikli. Bundan da almanızı öneririm. Polar o kadar sıcak ki ve şu anda dışarıda kar var. Evet bakalım. Telefonumuzun sesini kısalım. Gerçekten şöyle yapalım. Şimdi seçimleri yapmaya başlayın. Bakalım seçimleri hayat seçimlerden ibaret. Biblolarım. Seçiniz ve ona göre nasıl seçimler yaptığınızı görünüz. Ve burada sizin bilinçaltı enerjiniz, bilinçaltı açılımınız çıkıyor. Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram yine bu videonun altında bulunmakta. Merkür Retro'da çektiğim için böyle video falan diyorum. <laughs> Zor konuşuyorum gerçekten. Ee, ve Yine kullandığım bu eşofmanı ve kullandığım ürünün hepsini bu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Instagram'da da bir sürü canlı yayın yapıyorum ve bu linklerin ürünlerini veri ürünlerin linklerini veriyorum. Ayrıyeten de yüz bini geçtik yüz binlerce yüz binlerce olduk artık Instagram'da takipçilerime teşekkür ediyorum takipçi demiyorum onlara biblolar güzeller böyle diyorum. Hadi bakalım şimdi seçelim mi gerçekten? Bir nefes aldık ve efendim güzelce seçimimizi yapalım bakalım. Evet ben seçtim. Siz de seçin. Bu hafta 15 ve 21 arası enerjinizi efendim söyleyeceğiz. Önce rimelden başlıyoruz. Evet rimel kahve falında da gerçekten heyecanlanıyorum yani. Daha önce karıştırmıştım kartlarımı. Hemen seçimler yapıyoruz. Şöyle bu da ruj. Ruj bunun yanında. Rimel bu tarafta. Evet. Şimdi efendim şöyle güzelce bir açılımımızı yapalım. Enerjilerimizi anlatalım. Neslihan Şirin de diğer abla kanalda o kadar güzel gün gün burç burç yani pazartesi salı çarşamba işte koç boğa ikizler yengeç şeklinde gittik orayı da kaçırmayın yani muhakkak ki orada fix çıkıyor yani böyle gerçekten bu enerjiler çok acayip bir şey ikişer tane kart çekiyoruz melek kartlarımızdan. bakalım alabildiğimiz bütün enerjileri almak istiyorum niye böyle da onu da bilemiyorum Şöyle koyalım. Masamız küçük burada. Evet, Meslan Şirin enerji kartları. Bu kartlardan isterseniz de WhatsApp numaram yine bu videonun altında oradan bilgi alabilirsiniz. Olumlamamızı bir tane çekiyoruz. Gerekirse yedek çekeceğiz yani soru işareti ya da böyle kafamız karışık çıkarsa bir tane daha seçebiliyoruz. Hadi bakalım. Ben aslında baştan seçmiştim. Kartları açmadan bir seçmiştim. Yine bir size müsaade. Hadi bakalım kartlarla birlikte de seçelim. Evet. Şöyle alalım. Ve rimelimizi seçenler gözlerinizin önünde açılıma başlıyorum. Evet efendim. Şöyle alttan alttan açalım. Şimdi Evet. Ben bu hafta rimeli seçenler için tabi güzelliğe çok önem veriyoruz. O yüzden rimeldir, rujdur koyuyoruz böyle. Ee, sizler rimeli seçtiğinize göre görmeye ve bakmaya odaklısınız. Ruju seçenler konuşmaya odaklı. Bakın gerçekten bu çünkü böyledir. Enerjiler böyle. Bunu ben seçiminizi yaptıktan sonra söylemeye uygun gördüm. Etki alanında kalmayın diye. Şimdi burada birazcık hafta başında geçireceğiniz bir sıkıntı var. Birilerinin sataşmasını görüyorum. Sizler de sakın onlara ayak uydurmayın. Kontrolsüz enerjilerden vazgeçin. Çünkü bakın hafta ortasında geçmişten gelen yaralanmaları görüyorum. Üzüntüleri görüyorum. Ve burada Aslan Yay Koç bir erkek üzüntüye doğru bakıyor yani sizden yana üzülmüş olabilir ya da siz eğer beni izleyenler erkek izleyicilerimiz var ise de üzülebilirler ee, ben tabi böyle bırakmak istemiyorum niye bir hafta başında böyle bırakalım hemen şuradan bir tane çekelim neden böyleymiş tez canlılığınızdan dolayı bir şeyleri kaybettim kayıplar verdim diye düşünüyorsunuz ve bir vakit kalmış yine değnek şövalyesi yine kavga pıtırtı ve savaş olmasın ve burada para şövalyesi de ne demek biliyor musunuz? Boğa, Başak, Oğlak hep insanlar, hep teklifler, hep fırsatlar. Yani bir şövalyeler çıkıyor. Değnek şövalyesi aceleci olmayın işleri zamanından önce hızlaştırmayın bu hafta. Hızlandırmaya çalışmayın yoksa bozabilirsiniz demektir. Ve bu da Para şövalyesi de merak etmeyin siz her halükarda ayağınızı yere sağlam basan bir insansınız demektir. Ve efendim melek kartlarına bir bakalım bakalım melek kartları neler diyor. Ee, burada evet. Ee, sen ve sevdiklerin güvendesiniz, ruhsal olarak korunmaktasınız diyor. Sen ve sevdiklerin güvendesiniz, ruhsal olarak da korunmaktasınız demek. Ee, neyi merak ediyorsan, ne için hani sıkıntı duyuyorsan, e, şey misi böyle merakta kalma diyor. Evren diyor sırasına koydu. Basamak basamak gidilir evrende bir şey. Hani sen ve sevdiklerin korunuyor. Bunun için üzülme. Geyik var burada, yeni bir hayat var. Yani bakın geyik arkada gölgede kalmış. Avcı başka tarafa doğru okunu fırlatıyor. Bu nasıl bir tasvir ya? Bu nasıl bir tasvir ya? Hani geyik şu tarafta karanlıkta, avcı buraya bakıyor. Yani burada diyor ki sen İlahi bakımdan korunan bir insansın. Sessiz zaman geçir, sessiz ol. Bu hafta sana sataşanlar, sana e, ulaşanlar artık kavga patırtı yapma. Satürn Uranüs karesi var. Her daim sert bir açı. Yani sürprizli olmayacak şeyler olabilir. Yani sakin dur diyor, sessiz zamanlar geçir diyor. Ay Kartın burasını gösteriyorum. Sessiz zamanlar geçir diyor. Şöyle gülelim ve poz verelim. Evet, dinlenmek, meditasyon yapmak ve düşünmek için sessiz zamanlar geçir diyor. Yani burada o kadar sakinliğin, dinginliğin rengi bir yeşil, su yeşili bir kart. İçinde mor, bak aurası bakın, aurasına bakın mor, yeşil ve parlak sarı bir insan var. Aura rengi böyle olmalı diyor. Her şeye kavuşacaksın ama sakin ol diyor. Evet, sakinlikte kal diyor kartlar. Ve efendim, olumlama kartımız arada karıştı. İhtiyaçların varmış ve onları alacak mısın? Nedir bunlar? Kendime lüks doyumlu bir hayat yaşama izni veriyor. Eee... İhtiyaçlarımı kolaylıkla yapıyorum, karşılıyorum. Ödemelerimi de kolaylıkla yapıyorum. Harcadığımın her zaman katı katı fazlası bana geliyor. Bin katı. Ben her zaman fatura öderken, para öderken bunu söylerim. İhtiyaçlarımın bin katı, ödediklerimin bin katı geliyor, bin katı geliyor. Bunu unutmayın. İhtiyaçlarımı fazlasıyla alıyorum. Ödediğimin bin katı bana geliyor. Bundan güzel bir e, dua olabilir mi? Bakın bugün de kocaman kocaman fincanlara koydum ki böyle rahat ayan beyan görelim. Hadi bakalım. Evet. Bakın öncelikle şöyle göstereyim. Ne kadar güzel. Evet hemen altta bir V harfi gördüm zaten. Kocaman. Ay temiz gözyaşları var. Yurt dışı işleri var. Sadece zamanı var. Çok güzel. Leylek var burada ya. Hamile olanlar var mı? Bir bebek haberi ya da çok devlet kapısından beklediğiniz ya da özellikle böyle beklediğiniz bir haberin gelişi. Ama ve lakin hafta sonuna doğru inanın bu fal sanki çok uzun vadeli çıkmış. T harfinden gelen bir haber diyor. Burada T harfi çıkmış çünkü. Ve bir sürü bir sürü bir yatan pozisyonda bir insan var. Bir konuyu hakikaten çok düşünüyorsunuz. Ve hakikaten sessiz zaman geçirin. Yani sizin kontrolsüz enerjiler böyle e, yarı bedeniniz kargaşa çıkmış. Yani kontrolsüz enerjiyi yarıya kadar bunalmışsınız. Ama diyor burada sakin ol ve güzel enerjiler de sana geliyor diyor. Burada bir P Pakistan'ın P'sini görüyorum. E, ve zirvede bir insan yani zirveye kadar çıkmışsınız çok zormuş oraya çıkmak ay ne kadar uçurumlar var yani şöyle bir şey ama yani şey hep böyle tutunarak hani insan tırmanır ya bu taraftan öyle basamak falan yok yani böyle karambole tutunaraktan taşlara falan çıkmışsınız zirveye ee, çok güzel büyük bir mantar var büyük bir ev yapı herhangi bir şey olabilir böyle büyük bir yapı ev gibi bir şey olabilir ee, ve burada çok güzel Z harfi var ee, S harfi var evet N harfi çıkıyor Nide'nin N'si Nide'nin N'si Neslihan'ın N'si ee, çok harfler çok insanlar evet altta da ev ya da evlilikle alakalı ee, V eve diye bir şey var ya E harfi de yapışmış evet bir soru işaretleri falan var burada ama bakın bunların hepsi açılacak Hepsi açılacak kafanızdaki bütün soru işaretleri ve E harfi e, çözümlenecekmiş yani çözümlenecekmiş. E, i̇ki tane V harfi çıkmış hatta burada inanılmaz Bir ev olsa ev anahtarı olsun biri de araba anahtarı olsun hadi bakalım sizin için. Evet çok güzel ya inanılmaz bir aydınlığınız var. Aa hazır böyle kar yağıyor bir kardan adam yapın siz. Bir böyle bir enerji var bir kardan adam çıkmış bembeyaz. Bir dilek dileyin bir kardan adam yapın ya. Yani neyi dilerseniz o olur yani. Evet efendim. Dilek dileyin bakalım. Ben şu anda çok böyle heyecanlanıyorum biliyor musunuz? Dilekler tutulsun. Olacak yani sizin olmaz diye baktığınız bir şey. Bakın bu hafta olmasa diğer haftada gerçekleşecek. O kadar hızlı gelişen bir şey var. Burada bir melek kanatları var. Rakamlardan sanki 101 görüyorum. 101 gibi ayrı ayrı 10 olabilir. Ay bir insan ağzı yüzü dağılmış. Size sanki nefretle de bakan ay kocaman şey kaplamış bakar mısınız? surata bakar mısınız? Beyni kocaman olmuş düşünmekten. Yani burada gizli düşmanlar ya da iskelet gibi olmuş. Ee, ama ay, bakamayacağım bu surata. Çok korkunç bir şey bu ya. Bozacağım ben bunu hemen anında. Bozacağım. Evet. Yani böyle bir düşmanlıklarınız varsa dikkatli olun. Art niyetleri olan varsa dikkatli olun. Ve sizlerin Böyle kafanızı tık 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 yiyen bir insan var yani. Tık 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 sanki ağaç kakan gibi bir şeyler söylüyor, bir şeyler yapıyor, işinize taş koymaya çalışabilir. Ay gerçekten içim sıkıldı. Bir yandan da böyle gelin gibi sanki uzun etekler, elbiseler giymiş bir insan var. O da yeni bir hayat diyelim. Şimdi gelin illa şimdi gelin olacak kişiler evet muradına erecek ama yani burada e, yeni bir hayat da demektir yani gelinlik. Üç rakamı da var yanında. Yani bu üçü üçlü günlere dikkat edin. Güzel her şey güzel oluyor diyoruz ve öylelikle kapatıyoruz. Yani hayalleriniz var, S harfi var ee, ve burada benim buradan anladığım ne biliyor musunuz? Hayalleriniz bu hafta olmayabilir. Ama güçlü şekilde şey güç kazanıyorsunuz. Yani hayallerinizin oluşması açısından güç topluyor. Toplama safhasındasınız ve bu yolda devam edin artık ritüel mi yapıyorsunuz dualar mı okuyorsunuz yani bunları açıkça söyleyeyim gayet güzel bir enerji çıkıyor ne yapıyorsanız yapmıyorsanız da yapmanız konusunda çıkıyor rujcular rujcular hadi bakalım ruju açalım hemen şöyle evet katlar ters çıkanları kale almıyoruz çünkü hani şöyle düşünün ters çıksa bile ne yapacağız Zaten olumsuz çıkacak isteyen, çıkmak isteyen kart olumsuz kart gelirdi. Tersleri de düz ben e, okuyorum. Evet. Şimdi çok olumlu haberler var. İleriye doğru giden bir e, şey var burada. Nasıl diyeyim? İleriye doğru bir atılım yapıyorsunuz. E, hani kayıplar vermişsiniz. Belki bu çok eski kemikleşmiş bir davanız var sizin. Yani bu ilahi de olabilir. İlla ki mahkeme davası demiyorum. İlahi bir dava olabilir. Ve burada e, çok güzel kupaların onlusu var. Yani kupaların onlusu da neyi anlatıyor? E, bir insanların yani ailevi olarak mutluluk, çocuklar, hayvanlar, uzakta bir ev. Yani bu da bunu anlatıyor. Ve para kraliçesi de boğa başak oğlak harikulade bir. Ee, insan bir anne olabilir. Size yardımcı olacakmış. Ee, hayırlı dualar alma, almak üzere yani hayırlı hayırlı haberler ve dualar alın ee, ve alacaksınız da o annenin dualarıyla da sizler yani bir anne olur, yaşlı bir ailenin büyüğü olur. Bakın hasta biri varsa gidin ona yani yardım edin. Sizin de böyle çözülecek. Ailevi mutluluğunuz böyle çözülecek. Ama hareketlenme başlamış. Olumlu ve güzel haberleri çok yakında almaya başlıyorsunuz. Bunun da müjdesini vereyim. Evet, sevgili ruju seçenler, konuşmayı seçenler yani, dudak kısmını seçenler. Evet, zaten birazcık var ama bu daha koyu böyle. Bu daha koyu ve biraz bitti de benimki. Ee, evet, yani şimdi orada... Bak, süremiyorum süremiyorum çünkü şey yapacağım bozacağım kameraya bakarak <laughs> süremiyorum çok mutlu olduğum bir açılım biliyor musunuz o yüzden şimdi çünkü neler neler çıkmış ki bu durum diyor senin geçmiş yaşamın anılarınla ilgili diyor Vallahi ben baştan bakın daha ben melek kartlarını açmadan e, ne çıktı ne dedim kemikleşmiş bir durum dedim alın işte Evet hemen geçmiş yaşam şifası bu durum yaşadığın bu durum geçmiş yaşam anılarınla ilgili hemen yapıyoruz. Atalarımdan beri gelen beni üzüp sıkıp bunaltan geçmişte yaptığım hatalar kusurlar günahlarla olan pişmanlıklarımı öfkelerimi kinimi hepsini evrene gönderiyorum. Onlarla olan bağlarımı evrenin altın makasıyla kesiyorum ve gönderiyorum şu an çünkü efendim. Yeni ay zamanındayız. Çok yüksek enerjiler var ve geçmiş yaşamı kestik attık. Gün, e, olumsuz enerjiler evrenin nasıl ve ışık kaynağı güneşte yandılar, kül oldular. Sadece ben evrenden sevgi kabul ettim. Bu sevgi bana para, aşk, huzur getiriyor. Mükemmel oldu. Evet. Geçmiş yaşam anılarımızla ilgili bir şey olduğu için hemen burada onu kestik attık. Çok da iyi oldu evet yeni çiçek açıyorsun yeni başlangıç var yeni bir şeye başlıyorsun bu yüzden kendin ve süreçle ilgili sabırlı ol pes etme yani pes etme yeni başladığın bir olay var ee, ve bu sana iyilik getirecek bu sana hayır getirecek ve güzellikler getirecek birazcık sabırlı ol birazcık böyle enerjini şey tut e, dire, dirayetli ve dirençli tut yani böyle düşünmen gerek, böyle yapman gerek. Evet efendim hemen bakıyoruz güç çıktı. Kendimi güçsüz hissettiğimde farklı bir yol dene diyor. Kendini güçsüz hissettiğinde farklı bir yol dene. Gücünü toplamak için çakralarını açman, içsel gözlem yapman gerekli. Doğaya ve hayvanlara ve bitkilere çok iyi davran. Bu sana çok iyi gelecek. Olumlaman geldi. Evrenin eşsiz gücü bana okuyor. Başarılı ve doyumlu bir hayatı yaratmak üzere bana gerekli bütün unsurlar şimdi hayatıma geliyor. Gücümü her daim kontrol ediyorum. Gücümü her daim kontrol ediyorum. Mutlu, mesut yaşayacağız. Gücümüzü her daim kontrol edeceğiz. Ve böyle oldu ve öyle de oldu diyeceğiz. Gayet güzel. Ve efendim şimdi hemen şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bunu açmadan önce. Evet bir şeyden korkuyorsunuz, güçsüzsünüz. Ama gücünüz kontrol etmek sizin elinizde. Birinci fincana çıktığı gibi sizlere de güç çıktı. Yani bakın ben her gün olumlamalar veriyorum. Instagram hesabım, Nisan serine gerçekten takipte kalın. Hadi bakalım. Evet. Şimdi burada o kadar büyük bir aydınlık sizi bekliyor ki sabırlı olduğunuz takdirde güzel bir aydınlık sizi bekliyor S harfi çıkmış zirvede oturan bir e, kartal var yani bak güç dedim e, güçü kazanacağınızı Hatta çok ilginç iki kartal var ya da iki başlı bir kartal var yani böyle bir iki tane bir gaga gördüm İki tane bir gaga gördüm. Hesap kitap işleriniz var. Yurt dışı olaylarınız var. Davaları olanlar kesinlikle kazanıyor. Davalarımızı kazanıyoruz deyin. E, düşmanlarımızı yeniyoruz deyin. Ev üstü açık. O kadar güzel bir çatı, bir kaplumbağa bir ev var ki. Harikuladenin de fevkinde. Fevkaladenin fevkinde. Ve çok güzel. E, böyle hayatınızın güzel bir anlam kazanan bir dönemine giriyorsunuz. Yeni bir yola çıkıyorsunuz sanki. Bu yolda başarılar diliyorum. Üç tane de önünüzde kapı açılacak. Çok dedikodu bir şeyler dönecek. İleriki vadede bir kupalar var, dedikodular var. ve Bir şeyler var. E harfi var, G harfi, F harfi. Yani bir sürü bir şeyler var. Sizde de bir böyle gizli evet. düşmanlıklar çıkmış yani. Onlara dikkat edin. 8 8 1 9 gibi var evet bir de 3 rakamı görüyorum 8 1 9 3 yani ne anlama gelir herkese göre değişir ee, çok güzel bir burada da e, güzel böyle artık bazılarının sesi kesilmiş ya da kesilecek yani Susacaklar. hani böyle konuşanlar dedikodular dedim ya böyle tıs gibi bir şey olacak. Sessiz zamanlar. Ama sizler gerçekten geçmişi çok bağlı kalıyorsunuz. Yani geçmişle alakalı çok sıkıntılarınız var. Güzel taşlı bir yüzük görüyorum. eee bu yüzük bakın hani evlilik isteyen evlilik ama evli olanlara da yeni bir gelecek. Altın bir bilezik takarız deriz ya kolumuza. Bu da güzel yüzük taşlı bir yüzük yani. Bir yüzük takıyorsunuz bir meslek olabilir bir e, para pul olabilir gayetten güzel. Hadi bakalım. Evet haneniz açılıyor. Çok rahatlıyorsunuz. Bir, siz bir dilek derken üç dilek birden burada döndü gitti. Evet. Yani ben en e, hoşuma giden bu baktığım e, kahve enerjisinde anahtar, kaplumbağa e, yani belli bir kıstasları vardır. Şimdi E harfi var. Bir de böyle beyzbol sopası gibi bir şey çıkmış. Bu da başka bir kültürler demektir. Macera, bir yerlere gitme. Hani bunu da anlatabilir bizlere. Bunu da söyleyebilir aslında. Hanenize gelenler, hanenize adım atanlar bunları anlatabilir. Ee, ya bir hayatı yoktan var etmek gibi bir şey. Bir de böyle fare var yani. Bir fare ki sizi kemiren. Dikkat edin. Fare biliyorsunuz hırsız bir hayvan. Ama çok sevimli. Ama böyle o fare tır 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 sizi e, kemiriyor. Size şey yapıyor. Söyleyiverin. Hani size Sıkıntı veriyorsa hayatınızda enerjilerinizi yok eden size böyle ruh emicileri lütfen yok edin bir ruh emici var ya Harry Potter filminde <laughs> iki kişi bir yere gidiyorsunuz yine bir bayrak çıkmış ay kocaman bir Roma rakamı böyle bir bir de altı da böyle hadi bakalım yani hep Türk rakamlarıyla bir hem Roma rakamıyla bir gibi çıkmış bayrak var, devlet kapısından güzel e, haberler, güzel şeyler var ve sizin de hanenizde bir güzellik gözüküyor. Yani böyle bakın bir dedikodu furyası bir şeyler duyacaksınız onu söyleyeyim zaten Merkür Retro'da da böyle şeyler duyulabilir. Bir güç kaybı olmuş ama hepsi size geliyor. Instagram Neslihan serine takipte kalmayı unutmayın. Bir kontrol edin bakalım beni takip ediyor musunuz? Onun sonrasında da özel açılımlarınız için de Neslihan Şirin bu kanallarımın her ikisinde de var. Açılım e, açıklamalar kısmında bakabilirsiniz. Ve dediğim gibi bütün makyaj malzemeleri, bütün kıyafetlerimle olan linkleri de hemen alta bırakıyorum. Hadi bakalım oradan bakabilirsiniz. Hoşçakalın.